Ehil'in %30 da başarı değil ki kaldı ki. Yani Gerçi CHP nezdinde partiye bakacak göre olursak 8'den aslında fazla geçmişe almış. göre başarı sayılmaz mı yine? O düşük %30'ları hiç göremeyen, onun hayallerini yaşayan bir CHP için. Ya tabii ama onun şartları da biraz farklı. Yani Erdoğan karşıtı tabanı konsolide etti. Başka partilerden oy akışı sağlandı ama sonuç itibariyle en yakın rakibinden 22 puan fark yemiş. Yani dolayısıyla hani %30'u ben CHP'ye göre yüksek aldım deyip değerlendiriyorsa o tamam kendi bağlamda ama burada kimse başarılı değil ve aslında herkes birbirine fatura etmeye çalışıyor. Başarısızlığı gördükleri anda yani Erdoğan geldiğinden bu yana CHP toplamda 14 seçim kaybetmiş. Bunun 8'ini Kılıçdaroğlu, 6'sını Deniz Baykal kaybetmiş. Şimdi dolayısıyla bunu gördükleri anda yani hala biz AK Parti'nin yarısı kadar bile oy alamıyoruz. Hala onların lideri bize en kötü ihtimal 22,5 puan fark atıyor. Bunu gördükleri anda zaten CHP'de değişim başlar. Yani siz başarısızlığı ve farkındalığınız arttığı anda bu bütün işler için böyledir. Bütün sosyal bilimlerinde böyledir. İnsanın karakteri ve psikolojisinde bile bu böyledir. Siz bunu gördüğünüz anda başarısızlığı ya da farkındalığınız arttığı anda değişim başlar. Şimdi burada hala CHP'de ne başarısızlığı anlama var ne farkındalık meselesi var. Şimdi Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na dönüp ben 8 puan arttırdım kalk oradan demesi gayet normal. Burada anormallik yok. Ama hani Muharrem İnce CHP'yi başarıya taşıyacak mı? Hayır. Çünkü burada olması gereken şey de CHP'nin söyleminin değişmesi gerekiyor. Bagajı çok yüklü, söylemleri sorunlu Mesela ve hangi gerçek bir söylemlerinden sol partinin vazgeçmesi ne kadar gerekiyor sol Melih parti Yeter? orası Yani tartışılır. başına kim gelirse gelsin CHP'nin toparlanabilmesi için işte hayal ettiği oyu veya hayal ettiği iktidarı sağlayabilmesi için.